Arkadaşlar kantini bahçeye taşıdık. Keşke sınıfı da taşısak. Evet ya. Şöyle hamaklar kurulsa, böyle uzana uzana ders dinlesek ha. Evet. Vallahi ben her şeye razıyım da şu üniforma olayı beni çok yormaya başladı. Evet ya. Ay evet ya. Üniversiteye gelene kadar ilköğretim 8, lise 3 olmak üzere sürekli tek tip giyiniyoruz. Evet. Sonuçta hepimizin ekonomik durumları aynı değil. Yani birimiz marka kıyafetlerle okula gelecek, birimiz aynı kazağı giyecek bir hafta boyunca. Yani bence bu forma meselesine bu kadar takılmamak lazım. Bence haklısın. Evet ya. Şey benim hiç aklıma gelmemişti. Ne oldu? Öyle bir şey olmadı da yalnız kalmak istemedim. Sen iyi misin? Aslında dokunsam patlayacak gibiyim ama işte sakin olmaya çalışıyorum. Ya nedir sizin bu Murat'la alıp veremediğiniz? Bir şey yok ki artık bitti. Ya saçmalama Ceren, daha yeni başladınız. Sen onu dedin, ben bunu dedim, o zaman ayrılalım. Yok ya. Ya Selim, ya Murat çok havalı. Yani resmen şov adamı. Sen arkadaşını benden daha iyi tanırsın değil mi? Mesela böyle ikimiz baş başayken o kadar güzel ki. Duygusal, romantik. Ama ne zaman böyle bir grup içine girelim, böyle bir garipleşiyor. Beni küçümsüyor, böyle bir havalara giriyor. Hani güya şey yapıyor yani. Hani Ceren benim kız arkadaşım ama bakın ama ben ne kadar free'yim. Hani onu takmıyorum falan. Erkeklerin hepsi aynı ya. Nerede Murat? Ya bak Selim, gidip Murat'la konuşmaya falan kalkma. Ya saçmalama Ceren, senin için değil, arkadaşım olduğu için konuşacağım. Ya Selim bak, bizi barıştırmaya falan kalkma sakın. Tamam. Kendi aklıyla hatalarını çözmediği sürece onunla barışmayacağım. Ceren, tamam dur sakin ol, gel. Ya kızma ama bazen hepimizin yanında Murat'ın çok üstüne gidiyorsun. Ve bazı erkekler bundan hoşlanmaz. Ya Cem bak, siz sınıfta değildiniz. Bu sefer gerçekten ben bir şey yapmadım ya. Kendi kendine triplere girdi. Ben ne yapayım? Tamam sakin. Gel biraz konuşalım. Ne konuşacağız? Ya gel bir. Ceren mi yolladı? Hayır, ben kendim geldim. Ne oluyor? Abi çok alıngan, çok çocuksu. Murat, insanların değişik değişik zaafları var. Ceren'i yeni tanımıyorsun ki, başından beri böyle olduğunu biliyordun. Ya ilk başlarda çok üzerime düşüyordu. Konuştuk, hallettik. Ama daha sonra ne desem tartışma çıkartıyor, her şeyi ciddiye alıyor. Abi bırak bitsin bu ilişki, al mektupları, ver mektupları olayı yani. Oğlum onlar gır gır yapmış, sen üzerlerine gitmişsin. Ya ben ne düşünüyorsam onu söyledim. Bu kadar ciddiye alacağını ve abartacağını bilmiyordum. Hadi gel, biraz yalnız kalıp konuş. Bırak, istemiyorum. Gelmeyeceğim Selim. İstiyorsun. Ondan bahsederken öfkeli kelimeler seçiyorsun ama ben yüzünden ne kadar üzgün olduğunu anlıyorum Murat. Ya ben artık ona karşı bir adım atmak istemiyorum. Bitti. Ya değişecek ya da sonsuza kadar bu iş bir daha olmayacak. Emin misin? Evet, eminim. Ben böyle bir çocuksu ilişki istemiyorum. İyi düşün. Niye ben ya, niye ben? Ay Berna, muhtemelen şu anda Fethi de kendine aynı soruyu soruyor. Benim yerime sen yapamaz mısın? Tabii ki hayır. Lütfen ya, onunla yüz yüze bile gelmek istemiyorum. Hayır. Sana sinir oluyorum. Togar abi bak, bence bu rüya mevzusunu atlama, bak bizi de dinle. Evet abi, kesin dinlemelisin. Siz ne zamandan beri büyüdüğünüzde bana akıl veriyorsunuz? Aman abi, ne haddimizi. Ama yalan mı Allah aşkına, sen söyle. Ne yalan o Fethi? Yani hani bu kız seni yanlış anlıyordu, uzak duracaktın. Durumu ona izah edecektin. Ki ettin, etmedin mi ettin? Sonradan sanki sende de bir değişiklikler olmaya başladı Toygar abi. Evet, katılıyorum arkadaşıma. Beyler, benim verdiğim kararlar ve özel hayatım kimseyi enterese etmez, eder mi? Etmez de, biz senin en iyi adamların değil miyiz? Evet, bize güvenmiyorsan küserim. Küser vallahi küser, bir daha hiç konuşmaz. Çocuklar, biz duygusal hareket etmeyiz. Ayrıca, evet, ortada anlaşılacak bir durum var. Ama sizin anlayabileceğiniz bir durum yok, yani yapı meselesi. Sen benim Berna ile olan meseleme karışmıştın ama, karışmamış mıydı? Karıştı. Evet. Ben seni sevdiğim için yaptım, yardım ettim sana. Ama böyle karşı gelirsen, beş kardeş geliyor Fethi. Peki abi.
Aa Rüya Hanım, nasılsınız? Nereye böyle? Kantine gidiyorum. Kantine? İsterseniz ben de sizle gelebilirim. Olur. Buyurun. Hangimizdik aşağıdayız? Ben bir şey anlamadım abi. Sanki bu işin içinde başka bir iş var ha. Hadi hayırlısı. Buyurun Rüya Hanım. Fatma teyze. Bir toz, bir de ayran. Hemen yavrum. İkişer tane yapalım. Tabii evladım. Hepsini ziple vereceğim, hepsini. Bilemiyorum. Ne demek topluca sınava girmemek canım? Olur mu öyle şey? Yarın kaçta okulda olacağız? 12. Rahat rahat uyuyacağız ha. Ya bu arada bu canlı müzik işi ne? İşte bir grup çalacakmış ama nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Yüzüme bakmıyor ya. Tamam canım üzülme. Davul yapıyor işte. Şimdi hepsi disiplin cezası alacaklar. Ama sınıftaki cesarete bakar mısın sen? Sizin sınıfta da böyle şeyler oluyor mu? Vallahi bizim sınıfta herkes tek tek entrika çeviriyor. Şaka şaka canım. Evet. Mesela ben sizin sınıfta Berna ile Fethi'nin arasındaki sorunu hala anlayamadım. Ya aslına bakarsanız biz de anlayamadık. Berna Cem'in dikkatini çekebilmek için Fethi'ye umut vermiş. Ya aslına bakarsanız öyle değil. Yani Berna Cem'i kıskandırmaya çalışmış. O yüzden de şimdi Fethi onunla küstü. Yani konuşmuyorlar. Ay ne kadar karışık. Yani biz de seçe seçe o ikisini mi seçtik? Evet aynen öyle olmuş. Yani düşünsenize çok eğlenceli olacak. Yani aynı sınıfta duramıyorlar ve bütün gün karşı karşıya dikileceklermiş. Nasıl olacaksa. Aa, kim acaba? Durun ben bakalım. Sen birini bekliyor muydun hala? Yo. Ama bir sürpriz kokusu alıyorum. Kimdenmiş? Bilmiyorum. Ama sana gelmiş. Aa, bana. Annesi nerede galiba? Canım kızım, hep aklımdasın. Okulun nasıl gidiyor, arkadaşlıkların, evdeki hayatın nasıl gidiyor, hep seni düşünüyorum. 17 yaşında bir kızın yaşayabileceği, bütün iyi ve kötü tecrübeleri yaşadığına eminim. İlk aşklar, ilk ayrılıklar, ilk kuvvetli dostluklar, ilk arkadaş kazıkları, halalarınla kuşak çatışması. Bunların birini ya da hepsini yaşadığına eminim. Ve büyüyüp geriye baktığında hayatın renkleri olarak göreceğin bütün bunları yaşarken yanında olamadığıma çok üzülüyorum. Yarın okulun pilav günü olduğunu öğrendim. Gelmeyi, seninle olmayı, arkadaşlarınla tanışmayı çok istedim. Ama Ferit'e yazdığım hiçbir mesaja cevap alamıyorum. Kuralları çiğnememek için gelip seni göremiyorum. Yanında olduğumu ve hep seni düşündüğümü bil. Seni çok özlüyorum, anne. Ben de. Ne söylüyor canım? Yoksa geliyor mu? Gelmek istiyor mu Ferit'ten onayı alamıyor. Ayşegül. Yok, ben gidip Deli Ferit'le konuşacağım. Annemin buraya gelmesini isteyeceğim. Ya anneler gününde bile ben annemi göremedim. Ne yapacaksın? Gidip konuşacağım ve annemin buraya gelmesini isteyeceğim. İzin vermez. Yani göz göze geldiğinizde neler olacağını biliyorsun değil mi? Sihirli güçlerimi kaybetmem de diğer şeyler de yani hiçbir şey umurumda değil. Ben annemi görmek istiyorum. Aa gidiyor. Bırak, bırak gitsin ve konuşsun. Merhaba. Ne var, ne arıyorsun burada? Annemin yazdığı mesajlara neden cevap vermiyorsun? Yavrum anne seninle görüşmek istiyor. Ama kurallar gereği böyle bir şey mümkün değil. Bunu kendisi çok iyi bilir. Dolayısıyla ona cevap yazarak kıymetli vaktimi harcayamam. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.